Mutfakta Sağlık Programı'ndan herkese merhabalar. Yeniden sizlerleyiz. Bugün yine evinize konuk olurken muhteşem konuları, herkesin merak ettiği konuları konuşacağız. Tabii ki Mete Ekşioğlu'yla, Mete Hocam bizimle beraber. Omega 3'ten bahsedeceğiz. Yine sağlıklı beslenmeden bahsedeceğiz. Probiyotiklerden bahsedeceğiz. B12 vitaminlerinden bahsedeceğiz. Vücudumuzda ne gibi görevler gördüklerini, bize nasıl faydalar olduklarını ve nasıl besleneceğimizi bu konuda Mete Hocam bizlere anlatacak. Hepimiz bu bilgilerden faydalanacağız. Ben de bugüne özel omega 3'ü konuşacağız diye omega 3 konusunda en zengin olan balık uskumru balığını işleyeceğim sizler için. Bunun tarifini vereceğim. Uskumruyu modernize bir şekilde sunacağız bugün. Portakallı ve adaçaylı yapacağız. Yine içerisinde arpacık, soğan, hardal ve baharatların olduğu muhteşem soslu bir balık yemeği yapacağız. Hocama hemen söz vermeden önce, dönmeden önce ekrana malzemeler gelirse bunları da not alın. Daha sonra hocamla sohbetimize başlayacağız. Portakallı ve adaçaylı uskumru yapmak için 5 fileto uskumru kullanacağım. Yaklaşık 3 adet kadar da portakal, 1 adet limon, 15 adet kadar da arpacık soğan kullanacağım bu tarif için. 1 yemek kaşığı hardal sosumuzu oluşturmak için birkaç yaprak yine kuru adaçayı sosla birlikte pişireceğiz. Baharat olarak karabiber ve tuz kullanacağım. Yemeğimizde yine tereyağının ve zeytinyağının olduğu bir sos olacak. Muhteşem bir yemek. Herkesin not aldığını düşünüyorum. Daha soğuklar bitmeden de bu tarifi mutlaka denemenizi öneririm. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Emre Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün konumuz yine birbirinden özel. Omega 3'ü konuşacağız. Evet, çok önemli bir konu Ben doğru mu gerçekten. söyledim bilmiyorum ama uskumru omega konusunda en zengin balık En diyebiliyorum. zengin balıklardan biri diyelim Evet. onu. Evet. Hocam omega 3'ü başka nasıl alabiliriz? Yani şu anda toplumda biliyorsunuz en merak edilen konulardan biri bütün gıdaların neredeyse yapay olmasından dolayı Alamıyoruz. eczanelerden omega 3 takviyeleri alıyor insanlar. Haklısınız, haklısınız. Nasıl beslenirken alırız onu biz sizden dinleyelim. Önce omega 3'ü bir anlatalım Emre Bey. Evet Omega hocam. 3 insan vücudunun bütün hücrelerinin yapısında, zarında bulunması gereken bir yağ asidi. Bunun en önemli özelliği esansiyel yağ asidi. Yani biz vücutta bunu yapamıyoruz. Mutlaka dışarıdan almak zorundayız. Vücut omega 3'ü üretmiyor. Evet, omega 3'ü maalesef yapmıyor vücut. Bunun yanında şöyle bir özelliği var omega 3'ün. Yani sadece hücrelerin yapısına girmekle kalmıyor. Bir takım vücutta ileti maddeleri var, bir takım hormonlar var. Bunların da ara reaksiyonlarında yapılırken iş gören bir madde. Yani bunsuz asla ve asla olmuyor. Temelde hep sizle de konuştuk bunu. Gebelikte başlayalım isterseniz. Neden önemli? Evet hocam. Bunu hep söylüyoruz. Gebeliğe daha girmeden önce annenin acaba yeteri kadar omega 3 zengini gıdalar alıyor mu almıyor mu? Bunun bir sorgulanması lazım. Neden? Anne karnındayken oluşacak olan bebeğin de beyin dokusu olsun, sinir dokusu olsun, diğer hücreleri olsun ama özellikle ve özellikle beyin gelişimi için bu şart. Ha bu şu çıkıyor ortaya. Anne de yeteri kadar omega 3 varsa o çocuk baştan şanslı ki ileride sağlıklı bir beyin dokusuyla doğacak. Bunu önemli bir altını çizelim. İkincisi, anne gebeliği süresince yeteri kadar omega 3 almadı diyelim. Çocuğa da verdi, bir eksiklik oldu. En sık karşılaşılan olay doğum sonu lohusalık depresyonu. Danimarka'da bu konuda çok büyük bir çalışma yapılmış lohusalar üzerinde. Aşağı yukarı 4000 kadın incelenmiş ve bunlardan omega 3 eksikliği olanların hemen hemen hepsinde ciddi oranda ve tedavi gerektirecek kadar bir lohusalık depresyonu bulmuş. Omega 3'ün bir diğer özelliği de bizim savaşan hücrelerimize bir destektir. Yani eğer hücrelerin zarında bulunan bir madde ise bu. Evet. Dolayısıyla savaşan hücrelerimizin de zarında bulunması lazım. Siz şöyle düşünün. Savaşa gönderdiğiniz askerlerde tüfek yok, barut yok, cephane yok, üstünde çelik yelek yok vesaire. Böyle askere giden bir askerin düşmana karşı yapacağını bir de tam donanımlı her şeyle savaşa giden çelik yeleğiyle, termal kamerasıyla, teçhizatıyla bu nasıl baş ederse düşmanla omega 3 zengin olan hücrelerde veya vücutta aynı şekilde baş eder. Yani vücudun önemli bir zırhı. Kesinlikle, kesinlikle. Niye peki yani bu sorulabilir Emre Bey. Omega 3 ne oldu da azaldı? Evet. Birincisi hep topraklarımız fakirleşti. Buradan başlayalım. Çünkü bu besin zinciri. Maalesef. Bizim eski doğal etlerimiz yok. Hayvanların neyle beslendiğini nasıl siz benden çok daha iyi biliyorsunuz.
Yani yeteri topraklar kadar atıp GDO ile zehirlediler daha maalesef. Pek çok da olay var. Evet. Bugün yumurta kötü dendi, insanlar uzak durdu. Tereyağı şunu yapardı dendi, insanlar uzak durdu. Bugün yeteri kadar balık tüketimi teşvik edilmedi. Veyahut da bazı yerlerde işte balıkların kurallara uygun avlanmamasından dolayı bazı yerlerde eksikliği çekilmeye başlandı vesaire. Ama bir şekilde omega 3'ü vücutlarımız bizim almamaya başladı. Normalde omega 6 ile omega 3 dediğimiz yağ asitleri belli bir denge içinde gıdalarla alınmak zorunda. Atalarımız hep böyle yemişti bunu. Evet hocam. İlk insandan beri beslenme tarzı buydu. Ve bu dengeyi vücut adeta bir bilgisayar programı gibi algılıyordu. O programı nasıl yani işletmesi gerekirse aynı şekilde de kendi programlarını işletiyordu. Ama şimdi günümüzde özellikle Amerika'nın beslenme tarzına baktığınızda omega 3 1 ise omega 6'ları 32 kat fazla alıyorsunuz. Hatta daha da fazla alıyorsunuz. O zaman yıllarca bir işletim sisteminiz var. Belli bir çerçevede işliyor. Ama siz hayır diyorsunuz, ben başka bir programda yapacağım, onu kullanacaksın. Bilgisayarda ne sıkıntı olursa insan da aynısını çekiyor. Yani aslında formatlamaya çalışıyorlar. Maalesef başarılı olamıyorlar. Kilitliyorlar, çöküyor. Aynen öyle. Aynen. Omega 6'nın da obeziteyle çok büyük ilişkisi var değil mi hocam? Aslında omega 6 da doğal haliyle bize lazım. Ama şimdi bugün ayçiçeğindeki omega 6'yı ele alalım. Omega 3'ün geldiği kaynaklar biraz daha farklı. Omega 6'nın geldiği farklı. Şimdi bu ayçiçeğinin içindeki yağı hemen aldığınızda aslında mükemmel bir yağ. Ama bunu rafine etmeden, işlenmemiş haliyle bunun birincisi çok kötü bir kokusu var. Çekemezsiniz onu. İki, uzun süre muhafaza edemezsiniz. İşlemediğiniz zaman da çabucak atmosferle temas ettiği zaman bozulmaya başlar. Ha, dolayısıyla bu yağı kullanabilmeniz için yani bunu bir ticari formata sokmanız lazım. Ama bunun da aşamaları çok farklı. Yani bizim rafine edilerek aldığımız omega 6'nın trans yağ özelliği de var. Bunu kızartmalarda kullandığınız zaman çok toksik etkileri de var vesaire. Onun için omega 6 biraz daha farklı özelliği olan bir yağ. Biz zaten bunu sebzelerden alıyoruz, tohumlardan alıyoruz. Ama işlenmiş hale getirdiğiniz zaman kullanım durumuna bağlı olarak toksik hale getirebiliyorsunuz bunu. Onun için omega 6 konusunda biraz daha dikkat etmek lazım. Evet. Omega 3'ü aldığımız en iyi kaynaklardan bir tanesi şu an elinizde gerçekten. Uskumru. Özellikle evet, uskumru ve soğuk deniz balıkları diyelim. Bu balıklardaki siyah kısımlar var ya Emre Bey. O siyah kısımlar evet, omega 3'ten zengin olan dokular. Hocam palamutta da çok var. Var palamutta da. O siyah kısımlar. Bunlar soğuk ülke balıkları, soğuk yer balıkları ve gezen balıklar bunlar. Omega 3'ü de balık nereden yapıyor biliyor musunuz? Yosunlardan yapıyor. Yani o zaman şu geliyor insanın aklına, ha ben çiftliklerde yetiştirdiğim balıklarda acaba var mı bu diye. Maalesef çiftlik balıklarında pek yok. Tatlı su balıklarından doğal alabalık ve yayın haricinde de pek omega 3'ü bulamıyorsunuz. Ama doğal deniz balığı ve, olması gerekiyor evet, ve soğuk su. Tatlı suda da dediğim gibi doğal alabalıkta ve yayın balığında omega 3 var. Hatta doğal alabalık kimi çalışmalara göre dünyada omega 3'ten en zengin olan balık. Bunu da söyleyenler çok. Bizim ülkemizde de çok. Kısmen yani evet, korunmuyor artık eskisi kadar. İnsanlar biraz çiftlik bilinçsizce balıkçılığına döndü tabii üretimler evet, artık. Alabalıkçılık da öyle. Evet ama doğal alabalık dediğim gibi uygun şartlarında bulup yakalanıyorsa mükemmel bir omega 3 kaynağı. Tabii bunlar gibi değil yani, bunları çok daha fazla bulabiliyorsunuz. Evet. Bir diğer kaynak da tereyağı olabilir. Bu hayvansal gıdalardan alabilirsiniz, yumurtadan alabiliyorsunuz. İşte bitkisel olarak da kısmen keten tohumundan alabiliyorsunuz. Bazı depo malzeme taşıyan ürünlerden alabiliyorsunuz, tohumlardan alabiliyorsunuz. Ama asıl kaynak hayvansal kaynaklar, bu çok önemli. Evet hocam. Bizim bu omega 3 dediğimiz yağ asidi aslında iki kısım yağ asidinden oluşuyor. Buna EPA ve DHA diyoruz biz. Bu DHA dediğimiz kısmın beyin gelişimi için asıl önemli olan kısım bu. Yani beyin hücreleri için mükemmel. Alzheimer'lı hastaların uzun süre bunu kullandığı takdirde pek çok beyin fonksiyonlarında düzelmeler olduğu bulunmuş. Bu DHA kısmının ağırlıklı olması lazım. Eskimoların uzun ve sağlıklı yaşamasının en büyük sırrının yine omega 3 olduğu söylenmiş. Onlar genel olarak soğuk su omega 3 balıklarıyla besleniyorlar. Somon da çok fazla evet, orada. Aynı zamanda
omega 3 ile beraber bu balığı tükettiğinizde D vitamini de alıyorsunuz. Yani güneş görmüyorsunuz belki ama evet, gıdalardan da büyük bir oranda siz bunu sağlayabiliyorsunuz. Ki D vitamini yönünden de çok fakirler, evet, Eskimolar. Evet. Buna rağmen çok uzun yaşıyorlar hocam. Şöyle yalnız işte aldığı gıdalardan telafi edebiliyor. Yani güneş ışığını görmese bile yeteri kadar bunlardan telafi edebiliyorlar. D vitamini balıkta da bu kısmen. Balığın yağında da, yani balık yağı dediğimiz zaman sadece bu EPA ve DHA yok. İçerisine D vitamini de karışabiliyor edebiliyor. Onun için iyi bir beslenme kaynağı. Ben özellikle ülkemizde çocukların, erişkinlerin, ergenlerin diyelim, gebeliğe hazırlanan kadınlarımızın bu konuda çok dikkat etmesini öneriyorum. Bol bol tüketmesini öneriyorum. Evet. Bir tehlike şu balık tüketirken, acaba bunlarda ağır metal var mı? Şimdi Sağlık Bakanlığı birkaç yıl önce bir bildiri yayınladı. Bu kitap haline de geldi. Marmara Denizi'nde kefal ve midyeyi önermiyorlar. Bunlar pek şey değildir. Evet. Ama onun dışında diğer deniz balıklarımız, diğer denizlerimizden çıkan diğer balıkları da hocam rahatlıkla... Atıklarla alakalı değil mi? Tabii Emre Bey, yani sanayi atıkları taşınıyor, ağır metaller biraz taşınıyor. Biraz da tabii kök balığı. Onun için oradan aldığını vücuduna veriyor. Siz de yediğinizde bu ağır metalleri vücudunuza almış oluyorsunuz. Ama aynen öyle. Şimdi somon, bu uskumru, hamsi, sardalya çok zengin bir balık. Bunlar ülkemizde var. Onun için rahatlıkla tüketilebilir. Fakat şunu da bu arada söyleyeyim ben. Omega 3 ve omega 6 aynı anda vücudumuza girdiği an vücut önce omega 6'yı alıyor. Tek yöndür bu. Gidiş görüş yolu olmaz burada. Tek yön. Hocam, şöyle. Tanımadığı için, şaşırdığı için vücut ilk önce onu tercih ediyor. Daha kolay aldığı için. Anladım. Yani o yol ona göre. Örnek hamsiyi tavada yaptınız. Ayçiçek yağında kızarttınız diyelim. Bunu yediğinizde hamsideki omega 3 bir tarafta bekler ama omega 6'yı süratle içeri alır vücut. Dolayısıyla kızarttığınız takdirde omega 3'ün o önemli şeylerini elde edemezsiniz. Bu ulama metodu son derece güzeldir. Fırın güzeldir, fırın, ızgara evet, güzeldir. Balıklarda. Evet. Böyle veyahut da... Izgarada döküm ve oluksuz olursa eğer, yani oluksuz dediğim balığın yağı aynı tavanın içerisinde kalacak bir ızgara seçersek doğru, çok daha faydalı. Kesinlikle olur. Yoksa doğru, hepsi közün üzerine akıp gidecektir. Aynen öyle. Bir de balığı özellikle bizim kültürümüzde üzerini böyle yarıp yarıp pişirmek var. Onu asla önermiyoruz pişirmede. Bir de hani tabii çok sıcak da olmaması, yavaş pişmesi lazım her şeyde olduğu gibi. Bu da çok önemli. Haklısınız, omega 3 çok dayanıklı bir madde değil. Yani sıcakta çabuk bozulan bir yapısı var. Dayanıksız bir yağ asidi. O nedenle aşırı da pişirmemek lazım buna. Yani mühürleme tekniği aslında en sağlıklısı bizim yaptığımız gibi. Evet. Fırçayla daha önceden bir yağla ıslatıp kısık ateşte ısınan bir tavada çok sadece önlü arkalı bir mühürlemek balık için yeterli geliyor. Böyle soslu yapacaksak eğer. Evet. Biraz daha fazla mühürlersek sadece sossuz da tüketebileceğimiz pozisyonda. Ben yarım pişirdim bu arada balığı. Evet. Birazdan sosla birlikte pişireceğiz ki sosu içerisine çeksin. Mühürleme tekniği de gayet sağlıklı. Şey de var Emre Bey. Yani bunun böyle hani eskiden buzdolabı yoktu, şu bu yoktu. Evet. Biliyorsunuz bunları güneşte kurutabiliyorlar. Yani salamurası balığı salamura Karadeniz bölgesinde ve Bitlis tuzun tarafında. Tuzun içinde saklayabiliyorsunuz. Evet. Onlar da son derece sağlıklı. Probiyotik değeri de ekliyorsunuz o zaman siz bu gıdayı. Onun için yani bu tip metotlar da güzel. Ama alüminyum içerikli katkı maddeleri konulmuş bir konservede bunu tükettiğiniz zaman o pek sağlıklı bir şey değil. Onun için eski metotlara göre tuzlama olur. Evet. Sonra lakerdalar var biliyorsunuz, bunlar hep güzel metotlar. Son derece sağlıklı metotlar. Özelliklerini kaybediyor bunlar. Düşünebiliyor musunuz? Eskiden her evde özellikle Bursa'nın Mudanya, Gemlik ilçelerinde bu bir kültürdü. Bunu yaparlarken şimdi ancak özel bir takım insanlara bunları yaptırabiliyorsunuz. Ismarlama yaptırabiliyorsunuz. Evet hocam. Yazık yani, bu kültürler öyle kaybolup gidiyor. Ama balığı eksik etmemek lazım sofralarımızda. Çok önemli bir besin kaynağı. Miktarı da önemli bunun. Yani ben haftada iki gün o bahsettiğim balıklardan tüketiyorum diyorsanız, 100 gram mesela sardalyayı tükettiğinizde günlük omega 3 ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. 75 gram somonu veya bu ithal uskumruyu bunu tükettiğiniz zaman günlük ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Yayın balığında bu 500 gram, yani yarım kilo yayında ancak ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz.
Fakat dediğim gibi haftada en az 2 gün, 3 gün balığı tüketmekte büyük fayda var. Evet hocam. Yani balık aslında Bursa'da mesela, Bursa deniz kenti, bir kıyı kenti olmasına rağmen balık kültürü pek yok. Yok yok Emre Bey, hastalardan biliyorum. Ben çok şey tutarım, öyle istatistik bilgileri çok severim, çok tutarım. O pek yok dediğiniz gibi. Yani olmamasına rağmen balık çoğu yerde satılıyor Bursa'da. İstediğimiz zaman da ulaşabiliyoruz. Kesinlikle yani var, o kadar da şey eksikliği yok ama Evet. o kültür yok. Bizde daha çok bu hamur kültürü hakim. Et de İşte yer Bursalılar fast hocam. food kültürümüz hakim. Fast food tabii bu akım maalesef bizim mutfak kültürümüze esir almış durumda. Evet. Buna kapılmadan annemizin yemekleriyle beslensek Kesinlikle. zaten bu bahsettiğimiz bütün her şeyi almış olacağız. Birkaç gün önce bir çalışma vardı. Onu canlı yayında da yine olay ekranlarında izleyicilere anlattım. Omega 3 saçların canlı kalmasında, saçın biraz daha hızlı uzamasında ki normalde bir saç ayda aşağı yukarı 1,2 santim kadar uzuyor. Yılda da bu 15-16 santime denk geliyor ama omega 3'ü aldığınız takdirde saçın hem canlılığı hem o foliküllerin beslenmesi yani dibinin beslenmesi yani aynı bir çiçeği Evet nasıl hocam. gübreliyorsanız aynı şekilde bunun için de geçerli. Omega 3'ün saç ve tırnak sağlığında da çok büyük önemi var. Hocam B12 için ne diyeceğiz? B12 dediğiniz zaman bundan yani Yani balıktan öğrenciliğinde kolaylıkla alabiliyor muyuz balıktan da B12'yi? alabiliyorsunuz evet. Daha çok böyle dana etidir onun kaynağı. Ondan bol miktarda Evet. alabilirsiniz. Sonra kuzu eti gelir, sakatatlar gelir. Sakatatlarda da bol, karaciğer de bol. Bana öğrenciliğimde sorsaydınız B12, ben hemen size tıbbi bir takım şeyler söylerdim. Şimdi bana B12 diyorsunuz, ben ne diyorum biliyor musunuz Emre Bey? Gençlerin yarısında yok diyorum. Maalesef. Yok. Ama ne yapıyor B12? Birincisi yeni hücre yaptığınız takdirde ki kimi hesaplamalara göre saniyede biz yani 2 milyondan tutun bazı bilim insanları 30-40 milyona kadar diyor saniyede bu hücrelerden yapıyorsunuz. Gerçekten de kan hücresi için bu rakam doğru. Yani 2 milyon eritrosit dediğimiz kırmızı kan hücresini yapıyor vücut saniyede. Şimdi bu hücrelerin her bir tanesini yapımı için B12'ye ihtiyacınız var. Yeni bir DNA yani bizim genetik şifremizi taşıyan o maddenin hücreye aktarılması lazım. DNA'nın imal edilebilmesi için de siz mutlaka B12'yi o reaksiyonlar esnasında kullanmak zorundasınız. Taşerondur yani. Ama B12'yi maalesef alamıyoruz. Toplum olarak alamıyoruz. Çok eksiğimiz var. Hocam çocukların beslenmesinde de çok önemli değil mi Tabii B12? canım, tabii çok önemli. Yani düşünün yeni hücre için yapmanız gereken bu. Bir evi yaptınız, her şey bitti. Çatısı o bu bitti. Bu evde oturacağınız zaman neye ihtiyacınız var? Dışarıdan ev görünüyor. Evet. Bir doğalgazı bağlatacaksınız veya ısıtmak için, ısınmak için bir şey kullanacaksınız. Elektriğinizi kullanacaksınız, suyu bağlatacaksınız. İşte bunlar B12. Bunu bağlatmadınız bu evde sadece ve sadece bir görüntü verirsiniz. Başka hiçbir Evet. şey yapamazsınız. B12 eksikliği en başta Emre Bey unutkanlık olarak kendini gösteriyor. Gençlerde çok rastlıyorum buna. Bazı şeyleri anlatıyorum ben. Ve üstüne basa basa anlatıyorum hastalara mesela. Şu çok önemli diyorum. Şu çok. Üç tane şey var zaten ben bazı şeyler anlatırken. O üç önemliyi seçerim. Birkaç dakika sonra soruyorum hastaya. Bu ilk önemli olan şeyi söyler misiniz bana diyorum. Hatırlamıyorum. Büyük AVM'lere gidiyorsunuz. Orada yazıyor mesela H sırası, H sırası şurada. Unutuyor insan onu. Evet. Ve genç yaşlarda oluyor. Hani eskiden yaşlı unutur falan Ben çok derdiniz. iyi anlıyorum. Yaşadım çünkü. Daha çok yakın bir tarihte yaşadım. B12 eksikliğiydi. Hocam kolumu kaldıracak takatimin olmadığını hatırlıyorum. Ve ben böyle değildim. Hani ben daha böyle atiktim. Öyle düşünüyordum. Neden böyle oldu? Sonra testler sonucunda B12 maalesef yerlerde Evet. çıktı. Sınır 210 diye biliyorum ben. Alt sınır. Değişebiliyor. 160 veren laboratuvarlar var. Ama haklısınız. Ama Genelde yüzlerde bilinen çıktı tabii benimki. Çok kötü durumdaydım. çok kötü. Emre Bey. Toparladık çok şükür. Normalde bizim bağırsaklarımızdan duodenum dediğimiz bir yer var midenin çıkışında. Buradan emilmeye başlar. İnce bağırsaklar boyunca emilir. Bir kısmını da bizim bağırsaklarımızda probiyotik dediğimiz küçük canlılarımız var. Bunlar yapıyor. Ha demek ki iki kısım var bunun. Birincisi gıdalardan almak zorundasınız bunu. Onun dışında da aldığınız gıdalardan gelen şeylerle
Aşağıdaki yani kalın bağırsaktaki bizim probiyotiklerimizde bu B12 yapıyor. Buralarda bir yerde bir sıkıntı vardır. Veyahut da bakın şimdi. Herkesin çantasını açın. Çok ilginç. Ben anlam da veremiyorum buna hekim olarak ama bazı hekim arkadaşlarımız da bunu üzülerek söylüyorum ben. Mide koruyucu adı altında bir takım maddeler alıyoruz biz. Emre Bey, mideyi zaten midenin kendisi korur. Bunu yaratan öyle bir tabaka koymuş ki oraya. Ne kadar kuvvetli mide asidini biliyorsunuz. Şuraya dökelim deler buraya. Öyle bir evet. Kuvvetli asit. Ama öyle bir maddeyle kaplanmış ki sizin o maddeyi delmeniz mümkün değil. Peki mide koruyucu. Asidi azaltıyorsunuz. Daha farklı hale sokuyorsunuz. Ama en önemlisi işte B12'nin emilimini azaltıyorsunuz. Midemizi sözüm ona koruyayım derken o B12'nin emilimini azaltıyorsunuz. Veyahut da başka maddeler var. Ufacık bir mide ekşimesinde hemen onları alıyoruz biz. Midem yandı o bu diye. İlaç ya, adı ilaç. Hani deva vermesi başka, cefa çektirmesi başka. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Bunlar leblebi çekirdek gibi zaten var herkesin çantasında. Bunlara çok dikkat etmek lazım. İki, aldığımız gıdaların içine bakıyorsunuz. Ben şimdi bir sürü insandan örnek vereyim size. Siz de bana probiyotik olur mu olmaz mı bunları da söyleyin. Sabah kahvaltıda iki tane poğaça. Öğlen yemeğinde bir tavuk döner. Koskoca bir beyaz ekmekle beraber. İçine 3-4 parça tek faydalısı da o. Bakın tek faydalısı. İçine konulan birkaç parça turşu, marul. Onları da çekip atıyoruz tam tersine. Yani en faydalılarını. Akşam aman kocam geç gelecek. Şu olacak, çocuk okuldan gelecek. Hemen yemek yapayım. Makarna veya pirinç pilavı. Bir tane hazır çorba. Yazık. Şimdi ondan sonra bu vücuttan şifa bekleyeceksiniz. Doldurmaksa mide doldu. Doğru. Ama acaba gıdayı aldık mı? Toplum olarak yaptığımız hata bu zaten. Ben gıdamı alıyorum, midemi mi dolduruyorum? Ya da zehirleniyor muyum? Evet. Bunun farkına vardığımız zaman zaten aşarız bazı şeyleri. Ama B12 eksikliği haklısınız. Sadece unutkanlık, hafıza bozukluğu, bir takım algılama, empati gücünde eksik, yapımında eksiklik gibi falan değil. Onun dışında kuvvet kaybı olarak da karşımıza çıkıyor. Çok ilginçtir. Ellerde, kollarda uyuşma. Şu bardağı tutuyorum, ya sıcaklığını, soğukluğunu tam anlayamadım, keskinliğini tam anlayamadım. Sebepsiz boyun ağrıları, kas ağrıları, bazen ishal, bazen hiç sebebi yok, kabızlık bu gibi durumlarda. Belli belirsiz karın ağrısı durumlarında mutlaka B12 eksikliği akla gelmeli. Hekim olarak da biz şöyle karşıdan baktığımızda bir değişik solukluk olur bunlarda Emre Bey, bu hastalarda. Evet hocam. Yani beti benzi atmış derler ya, o tip bir şey olur, oradan da zaten bunu anlarsınız ama bunu bu programda sayenizde bir sefer daha duyurmuş olalım. Önemli mi? Önemli. Her yerde bakılabiliyor mu? Bakılabiliyor. Lütfen hem B12 kaynaklarından iyi yararlanalım. Çünkü gelecek nesillerimiz bizim, böyle olacak Emre Bey. Sağlıklı nesiller böyle olur. Hem B12'mizi baktıralım. Hem alabileceğimiz kaynakların neler olduğunu bugün her yerde bulabilirler o bilgiyi. Bilgi çok. Onun nereden olduğunu bulalım. Hem gelişi güzel ilaç kullanmayalım. Hem de gıdanın sağlıklısına ulaşmaya çalışalım. Yani katkılı gıdalardan ziyade bu gıda nereden geliyor, nasıl işlenmiş, ne yapılmış, yanmış mı, haşlanmış mı? Böyle şeylere dikkat ederek mutlaka biz gıdalarımızı, vitaminlerimizi alırız. Yani ama haklısınız. Evet, içinde bulunduğumuz durumda hocam, bu zamanda daha çok sorgulamamız gerektiğine ben de inanıyorum. Kesinlikle öyle. Bundan 50 yıl, 60 yıl önce bunları emin olun konuşmazdık. Bakın öğrenciliğimde biliyorum ben, Cerrahpaşa çok büyük bir hastaneydi. Bize Anadolu'nun çok farklı yerlerinden hastalar gelirdi. O açıdan çok hasta gördük öğrenciliğimizde. Hocalarımızdan binlerce kere Allah razı olsun. Hakikaten bu konuda bizi çok iyi yetiştirdiler. Ama orada bile bir B12 eksikliği emin olun bir olaydı sanki. Emre Bey düşünebiliyor musunuz? Yani çok ender gibi görünen bir şey. Şimdi maalesef artık adım başı. Evet. Ve özellikle gençlerimiz çok etkileniyor bundan. Hocam yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Çabuk geçti bak. Daha biraz daha zamanımız var. Bence probiyotikleri de konuşabiliriz. Seve seve tabii. Probiyotiklerin ben fermentasyon geçirmiş ürünlerde daha çok olduğunu biliyorum. Çok doğru. Yanlışsam düzeltin. Kesinlikle doğru. Yani evde yaptığımız turşular, salamuralar. Başka? Sayalım Emre Bey. Siz sayın ben de. Güneşte kuruttuğumuz salçalar. Doğrudur. Tarhanalar. Sağlıklı bir sucuk.
Kesinlikle. Probiyotik oranı yüksek diye biliyorum. Yoğurt, kefir. Yoğurt, kefir, evet. Evet, bunların hem ayranımız sizden tabii çok önemli. Sizden duymak daha iyi tabii ki. Onun dışında dediğim gibi tarhanalar, işte salamura metotları, eskiler biliyormuş bu işleri. Ya bütün ev kapılar geleneksel mutfağa çıkıyor aynen, değil mi hocam? Aynen. Çok ilginç, ben bunu bilmiyordum, yeni bir bilgi. Birkaç gün önce İspanyol gribi ile ilgili bir makale okudum ben. İspanyol gribi. Evet. Ben bu ilk defa 1915 ile 20'li yıllar arasında düşünün. Bu İspanya'nın olduğu yer İber Yarımadası, büyük bir yarımada. Evet. Milyonlarca insanı öldürmüş Emre Bey. Ama bir, o kadar da aşı yok, bir şey yok. Yani grip aşısı son zamanlarda biliyorsunuz. Ama çok ilginç, bazı insanlar da ölmemiş. 1919'da Büyük Önder Atatürk de Samsun'a çıktığı zaman 2-3 gün bir ateşli hastalık geçiriyor. O arada Anadolu'nun da bazı yerlerinde bu İspanyol gribi var. Oradan benim dikkatimi çekmişti. Tabii şey, bu İspanyol gribinin varlığı o kadar eski. Tabii. Anladım. Bu H1N1 dediğimiz virüsün başka bir formasyonu bunlar. Yani insanın hani rengi farklı, Çinlisi var, kara derili olanı var vesaire vesaire. Bunu da öyle düşünün. Aynı virüs ama farklı farklı yapıları var bunların. Şöyle, bu gripten ölmeyenler de var, ölenler de var. O zaman ya aşı yok, antibiyotik yok, bir şey yok. Peki ölmeyenler neden ölmüyor? 1912 yılında bir çok ünlü bir Nobel Tıp Ödülü sahibi bir Bulgaristanlı hekim var. Mechnikov, Doktor Mechnikov. Evet. Bakıyor ki Kafkas dağlarında, Alplerde, bu bölgelerde yaşayan insanlar uzun ömürlü oluyor, sağlıklı oluyor. Yaşını göstermiyor. Sebebini araştırdığında bu insanların özellikle kefir, yoğurt, bunları çok tükettiğini buluyor. Bunları incelediğinde de içlerinde küçük küçük canlıları görüyor. İşte onlara probiyotik diyoruz biz. Yani küçük bakteriler, daha çok bakteri mikroorganizmalar oluşuyor. Değil mi? Aynen öyle. Bunlar çok ilginç Emre Bey. 110 trilyon hücreden oluşuyoruz biz. Ve bu 110 trilyon hücrenin 100 trilyonunu bu bağırsaklarımızdaki probiyotikler oluşturuyor. Ve esas kökenini de söyleyeyim. Normal doğan bir çocukla sezaryen doğum arasında o kadar büyük fark var ki Emre Bey. Normalde çocuk anneden, kanaldan geçerken ağzından, burundan, annede o arada 5-6 saat süresince var olan probiyotikler alıyor. Ve çocuk ilk memeyi emene kadar bu probiyotikler salyayla, tükürükle bağırsaklara kadar gidiyor ve orada yerleşiyorlar. Ha, sezaryenli çocuklarda ne oluyor? Yurt dışında bunu çok kıymetli ve akıllı bir bilim kadını başlattı. Madem sezaryenle doğdu, annesinde de böyle bir çocuğa verilmek üzere, yani şu dehşeti görüyor musunuz bakın. O çocuğa verilmek üzere 6-7 saat o bölgede bir şey var, kanalda probiyotik var. O zaman dedi bu bilim kadını, biz sezaryenle doğsa da oradan bir sürüntü alalım, çocuğun ağzından, burnundan verelim biz bunu içeri. Batı'da uygulanıyor. Ülkemizde o konuda ciddi bir kaynak bulamadım ben. Ama bu kadar önemli. Diğer türlü o çocuğun kaderi böyle çatallaşmaya başlıyor. İleride evet, bir normal doğum bu kadar etkili. Ama maalesef bu konuda hala ülkemizde istenilen seviyeye pek gelemedik. İleride o çocukta diyabet de fazla, ileride düş çürümeleri de fazla. Çünkü anneden alıyorsun silahı. Düşünebiliyor musunuz? Birinde silahsız. Nereden alıyor çocuk ilk mikrobunu? O sırada sezaryenle doğdu. Ebenin öksürüğünden, doktorun nefesinden, çevreden, oradan buradan aldığı bu. Ama diğerinde daha anneden geçerken onu alıyor. Ve bu probiyotikler kendileri de çoğalarak ileride sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez oluyorlar. Aşağı yukarı 2 yıldır çok geniş makaleler okudum ben probiyotiklerle ilgili. Ve tahmin ediyorum 2020'li yıllar herhalde probiyotik yıllar olacak, öyle görünüyor. Dehşet çalışmalar var Emre Bey. Dehşet bu probiyotiklerle ilgili bilgiler var. Artık neredeyse bugün astımın, alerjik astımın, bir takım romatizmal hastalıkların, hatta depresyonun, şizofreni gibi bir takım ağır hastalıkların bile bu probiyotik eksikliklerinden kaynaklandığını söyleyen pek çok çalışma var. Yani aslında probiyotikleri almak o kadar basit ki hocam. Kesinlikle. Yapay bir gıda ile beslenmek bence insan vücudunda daha fazla yorgunluğa yol açıyor. Yani onu kalkıp öldürüyor. Kesinlikle öldürüyor. Kesinlikle. Bakın. Mutlaka gidip bir de bir mücadele söz konusu. Kesinlikle. Bir markete gidip onu almanız gerekiyor. Ancak probiyotik daha böyle geleneksel beslenmek için
Çok basit turşunuzu, sirkenizi evde O kadar. yapacaksınız. Salçanızı Aynen öyle. annenizin yaptığı gibi Aynen. yapacaksınız. Hastalarıma öneriyorum. Evet. Şu turşu, şu sirke. Bunu izleyenler merak edip bakabilirler. Avustralya'da bir çok ünlü bir psikiyatr uzmanı var. Hastalara geldiği zaman önce bir beslenme formu veriyor. Bunu gidin evinizde doldurun getirin diyor. Emin olun tedavisinin büyük bir kısmı kefir, turşu, doz doz. Böyle emin olun çok ilginç ve inanılmaz derecede başarılar sağlıyor bu insan. Bu tabii şu anlama gelmez. Yani biz hadi turşu verelim, depresyona gönderelim. Ama mutlaka ilacını da tıbbi anlamda bilimsel destekli tedavisini tabii yapacağız. Ama hekimin seçtiği yol bu. Antidepresan kullanmıyorum diyor adam. Kolay kolay şunu ama harfi harfine şunlarla beslenmelerini istiyorum. Ve çok dehşet sonuçlar da almış bu. Net olarak şunu söyleyebiliriz Emre Bey. Sizin de ellerinizden geçiyor bu düzen. İyi Estağfurullah. beslenen toplumlarda bir takım hastalıkları önleme olasılığınız %90. Buna grip de dahil, kanserler de dahil vesaire. Sonuçta gidecek miyiz? Bundan gidelim. Bu yorulsun, Evet. pil bitsin, akü bitsin ondan. O da çok... Yani organımız gençken vücudumuzu yaşlandırmayalım. Ve dikkat ederseniz ihtiyaç çınarlar bir gün içinde devrilir diye bir laf vardır. Gerçekten yaşlılara dikkat edin, uzun ve sağlıklı yaşayanlara. Ya dün konuşuyorduk ya. Dün bir şey yokken Dün bugün. Cuma'da beraberdik, dün oradaydık, tak bugün gitti. Kesinlikle İşte öyle. ölümün de hayırlısı derler ama çektirmeden etmeden böyle ölmek daha şey herhalde. Hocam programımızın sonuna geldik. Çok değerli bilgilerdi Estağfurullah, gerçekten. estağfurullah. Çok mutlu oldum. Ben de her dinlediğimde böyle bir sonraki yediğim yemeği sorgulayarak yiyorum sizin sayenizde. Çok da faydalı bilgiler, herkesin de not ettiğini düşünüyorum. Gördüğünüz gibi omega 3 zengini uskumruda beslenmek için bize sadece bir 30 dakika yeterli. Böyle muhteşem bir yemeği evinizde hazırlamamak için hiçbir sebebiniz olamaz. Çünkü gerçekten hazırlamak çok basit. Program süresince hazırladım ve bitti. Neler yaptığımı hemen kısaca anlatmak istiyorum sizlere. Öncelikle balığın vitamin değerlerini öldürmemek için tavanın dışında fırçayla biraz zeytinyağıyla yağladım, ıslattım diyelim. Daha sonra orta ısıdaki yani 150 derece maksimum ısıdaki ızgara tavada hafif mühürledim. Daha sonra yani yarım pişirdim öyle diyeyim. Daha sonra bir miktar soğuttum. Ayrı bir tavanın içerisinde de sosumuzu hazırladık. Sos içinde yine tereyağını kızdırdım. Arpacık soğanları bir miktar da portakal kabuğunu aromasını versin diye soteledim. Daha sonra ada çayı kurusunu elimle ufalayarak bu karışımın içerisine ekledim. Daha sonra baharatları ve portakal suyunu limon suyuyla birlikte, hardalla birlikte sos karışımına ekledim ve pişirdim. Daha sonra biraz da ince kıydığım maydanozla aromalandırdım. Bunu mandalina da yapabilirsiniz, ananasla da yapabilirsiniz. Hangi meyveyi arzu ediyorsanız bu şekilde uygulayabilirsiniz. Muhteşem bir yemek sosunda görüyorsunuz. Ben dereotuyla servis yaptım. Not aldığınızı düşünüyorum. Hepinize afiyet olsun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.